sabahlar değerli Bitlis TV izleyicileri. Hazal ile Sabahın Rengi programına hoş geldiniz. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Geçen hafta da ağırlamış olduğumuz çok kıymetli bir diyetisyenimiz bugün de bizleri kırmayıp bugün de bizlere eşlik etti. Andülasyon sürecini konuşacağız. Bu cihazla ilgili konuşup tartışıp bilgiler edineceğiz. Kendisini sizlere takdim etmek istiyorum. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Sizleri kısaca tanıyabilir miyiz? Ben Sultan Bahadır. Zaten dediğiniz gibi geçen hafta da buradaydık. Teşekkür ederim tekrar ağırladığınız için. Rica ederim hocam. Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde beslenme ve diyetetik bölümünü okudum. Mezun olduktan sonra 2013 yılında mezun oldum. 2013 yılından beri görevimde hizmet vermekteyim. Bitlis'e 2014 yılında geldim. Tatvan'da özel bir hastanede çalıştım. 2021 yılından beri Bitlis Tatvan'da özel bir klinikte çalışıyorum. Kendime özel bir iş yerim var. Orada halen çalışıyoruz, hizmet veriyoruz. Evet, teşekkür ediyoruz hocam. Tekrardan beni kırmayıp geldiğiniz için ayrıca teşekkür ederim. Andülasyon cihazını çok duyuyoruz hocam. Şu ara sıklıkla gerçekten karşılaşıyoruz. Nedir bu cihaz hocam? Neler söylemek istersiniz? Evet, andülasyon terapisi son yıllarda oldukça popüler oldu. Evet. Hem sağlıkta hem zayıflamada, bölgesel incelmede sıklıkla kullanılıyor. Biz de 2021 yılından beri Tatvan'a getirdik, cihazımızı getirdik. İlk başta Andümedik cihazımızla başladık. Bu sene Andümedik Pro'yla devam ediyoruz. İki tane cihazla biz şu anda hizmet vermekteyiz. Andülasyon nedir dediniz? Andülasyon aslında, kelime anlamıyla dalga yaratmak. Evet. Yani vücutta bir dalga yaratmak. Temelinde de vücutta bir dalga yaratıp frekanslar yardımıyla vücuttaki sıvıların hareketini sağlamak. Böylece dolaşım sisteminin daha hızlı hareketini sağlamış oluyoruz. Titreşimler ve kızıl ötesi ışınların derin ısısıyla beraber kombinasyonuyla oluşan bir sistem aslında. Evet. Andülasyon. Hem kızıl ötesi ışınlar hem de farklı frekanslar yoluyla vücutta yenilenme ve onarım sürecini başlatmış oluyoruz andülasyonla. Andülasyon terapisinin asıl amacı vücuttaki ödemi azaltmak, vücuttaki dolaşım sistemini, lenf sistemini harekete geçirmek, daha hızlı bir dolaşım elde etmek, daha hızlı bir dolaşım meydana getirmek ve vücuttaki ödemin atılması, ağrıların yok edilmesini hedeflemektir. Andülasyonun temel amacı. Evet. Teşekkür ediyorum hocam. Andülasyon terapi ne işe yarar? Değerli izleyicilerimiz bunu öğrenmek istiyor aslında. Ne işe yarar? Ne için kullanmalıyız? Az önce de söylediğim gibi andülasyon terapisi temel prensibinde hani venöz sıvıları harekete geçirip lenf sistemini, dolaşım sistemini harekete geçirmek olduğu için şimdi niye bu kadar önemsiyoruz dolaşım sistemini, lenfatik sistemin dolaşımını niye bu kadar önemsiyoruz? Çünkü dolaşım sistemi, kan dolaşımı ne kadar rahat ve hızlı olursa sağlığımız da o derece iyi olmuş olur. Şimdi damarları genişletip kanın hızlı akışını sağlayıp her dokuya, vücudun her dokusuna besinin taşınmasını amaçlamaktır. Evet. Her titreşimle, andülasyon farklı titreşimlerle ve frekanslarla vücudu uyardığı için, vücuttaki lenfatik sistemi ve venöz sistemi uyardığı için kan dolaşımı daha hızlı olmaktadır. Bu sayede biz kendimizi yani andülasyondan sonra veya andülasyon terapisi sırasında daha enerjik hissederiz. Kolajen üretimini, vücuttaki kolajen üretimi arttığı için daha zinde oluruz. Kaslarımız daha iyi olur ve biz gün boyunca daha az yorulmuş oluruz.
Böylelikle yani hani kasların artması demek yağların azalması Evet. demek. Böylelikle bölgesel yağlanmanın azaldığı da görülür. Cilt sıkılaşır, metabolizma hızlanır, ağrılar ve kramplar azalır, uyku kalitesinde iyileşmeler gözlemlenir, vücutta bulunan ödem azalır, toksinler de vücuttan daha kolay atılmış olur andulasyon terapisi sayesinde. Teşekkür ediyoruz hocam. Çalışma mekanizması nasıldır andulasyon sisteminin? Çalışma mekanizması mekanik olarak uyarılmış titreşimlerin ve kızılötesi ışığın kombinasyonuyla oluştuğu için vücutta bir yenilenme ve onarma sağlamaktadır. Yani fizyoterapi gibi Evet, düşünebiliriz. Düşünebiliriz. Evet. Teşekkür ediyoruz hocam. Aslında çok fazla soru var. Zararlı mı, yararlı mı, faydaları var mı, yok mu diye. Andulasyon terapisinin sizce zararları var mı hocam? Andulasyon terapisi şimdi vücuttan ödem attığı için vücutta bir su kaybı oluşabilir. Evet. Biz ne yapıyoruz? Biz tabii ki bununla beraber biz diyeti de kişi andulasyona girdiği zaman ona uygun bir diyet programı da oluşturuyoruz. Bu sayede vücutta bir sıvı kaybı engellenmiş olur. Bunun dışında herhangi bir zararı tespit edilmemiş ve herhangi bir zararı yoktur. Herkes, her yaşta ki birey girebilir. Sadece birkaç kişi giremiyor. Onlar da zaten hani biz andulasyonu almadan beslenme öyküsünü veya işte hastalık öyküsünü, sağlık öyküsünü alıp o şekilde andulasyonu alıyoruz. Evet. Herkes kolaylıkla girebilir yani. Teşekkür ederim. Hangi hastalıklara faydalıdır hocam bu sistem? Hangi hastalıklara faydalıdır? Andulasyon terapi sistemi akut ve kronik olarak oluşmuş, vücutta oluşmuş bir ağrının tedavisinde kullanılabilir. Dolaşım sistemi hastalıklarında kullanılabilir. Aşırı yağlanmış bir vücut için yani bölgesel zayıflama için olabilir veya işte bütünsel bir zayıflama için olabilir, bölgesel incelme için olabilir. Bunlar için alınabilir. Fibromiyalji ve kas hastalıklarında alınabilir. Kasların gelişmesi için özellikle kolajen üretimini arttırmak için andulasyona girilebilir. Dolaşım problemlerinde yine aynı şekilde bahsetmiştik, girilebilir. Evet. Kilo problemlerinde girilebilir. İç organlarda oluşan yağlanmayı önlemek amacıyla andulasyon terapisi kullanılabilir. Huzursuz bacak sendromunda andulasyon kullanılabilir. Tükenmişlik sendromu, stresi yönetmek için andulasyon programı, andulasyon terapisi kullanılabilir. Vücutta oluşan lenfatik dolaşım bozuklukları için andulasyona girilebilir. Romatizma hastalıkları ve bağlı eklem hastalıklarından andulasyona girilebilir. Parkinson hastalığında andulasyona girilebilir. Kireçlemeye bağlı oluşan ağrılar için andulasyona girilebilir. Boyun ve bel fıtıklarının ağrısını hafifletmek ve ağrısını gidermek amacıyla da andulasyon terapisi alınabilir. Evet, çok teşekkür ediyorum hocam. Herkes uygulanabilir mi? Az önce siz birkaç kişinin olmadığını, uygulanmadığını söylediniz. Bunun da öncesinde tedavisinin herhalde test mi yapıyorsunuz hocam? Nasıl anlıyorsunuz uygulanıp uygulanmaması gerektiğini? Şimdi kimlere uygulanmaz? Andulasyon terapi sisteminin hiçbir şekilde yan etkisi bulunmamaktadır. Evet. Ağrı yok etmede de kullanıyoruz demiştik az önce. Kimlere uygulanmaz? Her yaştaki insanlara uygulanılır. Bunu bir kere söyleyeyim. 10 yaşından sonra, yani 10 yaşın altındaki çocuklarda da eğer herhangi bir sıkıntı yoksa alınabilir. Nedir peki bu sıkıntılar? Vücutta bir kalp pilinin olması.
Bu bizim için engel teşkil eder ve vücutta kalp bile olanları andulasyon terapisine almıyoruz. Gebeliği olanlar, gebelik şüphesi olanları cihaza alamıyoruz. Bir de kemoterapi ve tümör tedavisi, evet, terapisi alanlar, bunları herhangi bir şekilde andulasyona alamıyoruz. Teşekkür ediyorum. Onun dışında herkesi alabiliriz. Teşekkür ediyorum. Terapi yöntemlerinin programlarını nasıl oluyor, neler yapılıyor bu süreçte hocam? Andulasyon terapisinin cihazının 20 farklı programı var. Kişilere uyguladığımız programlara göre her seans farklı bir program ve farklı bir frekansla kişiyi cihaza alıyoruz. 20 farklı program var. Nedir bu programlar? Vücuttan ödeme atacak programımız var. Ağır sporla uğraşan bireyler için mesela birinci programımız var. Ağır spor yapanlar için gerekli olan ısıyı sağlar ve böylelikle spor sonrası oluşan ağrıların giderilmesinde kullanılır. Zindelik veren programımız var. Kan dolaşımını uyaran programımız var. Vücuttan ödem atan ve venüs geri akışını destekleyen, aynı zamanda selülitü önleyen programımız var. Vücuda rahatlık getiren, gevşeten ve aynı zamanda biriken stresin vücuttan kolayca atılmasını sağlayan programımız var. Ayakta refleksolojik uyarı sağlayan bir programımız var. Bu özellikle nerede kullanıyoruz biz kliniğimizi? Varisin tedavi etmesine, hani tedavi etmez ama varisin oluşumunu engeller ve ilerlemesini ilerlemesini engeller. Selülitte gene 6. programı kullanıyoruz. Ayakta refleksolojik uyarılar. Vücuttaki kassal gerginliklerin azaltılmasını, fibromiyalji gibi hastalıkların önlenmesine kullanılan programımız var. Bel ve sırt ağrılarının rahatsızlıklarını azaltan programımız var. Kireçleme, romatizmal hastalıklar ve kemik erimesi nedeniyle oluşan ağrıların giderilmesi için kullandığımız programımız var. Tükenmişlik sendromu riskini azaltan ve böylelikle uyku derinliğini artıran programımız var. Vücut sıvılarını aktif eder, sindirim sistemini düzenler, bağırsak problemini çözmeye yardımcı olan programımız. Ağır spor yapan kişilerde kas ağrılarının oluşumunu engelleyen programlarımız. Belde ve baldırda oluşan akut ağrıların azaltılmasına yardımcı olan programımız. Uyku bozukluğunu düzenleyen programlarımız. Vücut dokularında oluşmuş her blokajı gevşeterek kaslarını açan programlarımız mevcuttur. Ve dediğim gibi andulasyon terapisini kişi geldiği zaman kendi paketini beraber seçiyoruz. Eğer bir bütünsel bir sıkılaşmak için gelmişse ona ayrı programlar seçiyoruz. Veya herhangi mesela romatizma hastalıklarıyla bize müracaat eden çok danışanlarımız var. Evet. 6-7 ay boyunca devam eden danışanlarımız var. Çünkü gerçekten orada ağrının kesildiğini ve ağrının yok olduğunu söylüyorlar. Biz kişi geldiği zaman biz oturuyoruz, konuşuyoruz. Hastalık varsa hastalığına göre ilerliyoruz. Hastalık yoksa da kişinin tercih ettiği bir protokole uygun olarak ilerleme sağlıyoruz. Terapi kaç seans sürüyor hocam peki? Kaç seans sürüyor? Sağlık seanslarımız 14 seanstır, onu söyleyeyim. Mesela bir fibromiyalji rahatsızlığınız varsa veya kireçlemeye bağlı bir eklem ağrılarınız varsa, herhangi bir eklem ağrılarınız da varsa normalde 14 seans aralıklarla yapıyoruz sağlık protokolleri. Ama 168 gün süren 84 seanstan oluşan protokollerimiz de var. Dediğim gibi en düşüğü 14 seans, en yükseği de 84 seans. Çok fazla. Veya kişi istediği kadar paket alıp 4 ay anlaştığımız 6 ay, 7 aydır gelen danışanlarımızla
mevcuttur. Her programın seans sayısı farklıdır. Evet. Evet, teşekkür ediyoruz hocam. Andülasyon terapisinde diyet yapmak gerekli mi hocam? Evet, aslında andülasyon terapisinde diyet kesinlikle olmalı. Şimdi bir sağlık programıyla da gelen bir danışanımız olsa, diyelim ki işte fibromiyalji hastalığıyla geldiniz veya kireçlemeye bağlı bir ağrıyla geldiniz veya bel ve boyun fıtığıyla geldiniz. İlk başta size uygun bir program hazırlıyoruz. Beslenme programı. Bir beslenme programı hazırlıyorsan biz buna diyet de diyebiliriz aslında. Çünkü yasakladığımız veya önereceğimiz bazı şeyler olacak. İlk başta sıvı olmazsa olmaz. Kesinlikle, çünkü andülasyon sistemi vücuttaki dolaşım sistemini rahatlattığı için ve ödemi, vücutta oluşan ödemi attığı için onun yerini doldurmak gerekiyor. Ama güzel bir, hani dolaşım sıkıntısının olmadığı bir vücutta sıvı depolamak. Çünkü vücudun suya ihtiyacı var, ödeme değil. Evet. Ödemi vücuttan atmak çok zor, çok sıkıntılıdır. Normal danışanlarımıza da yani %50'nin altındaki yağlanmayla gelen her danışanımıza illaki evet, ödem sıkıntısı aslında var. Aslında su hayatımızın her alanında mevcut hocam. Gerekli olan bir kaynak gerçekten. Kesinlikle ve bu yüzden kesinlikle hani su olmadan olmaz, diyet olmadan da olmaz. Bazı danışanlarımız geliyor işte, ben diyet yapamıyorum, ben andülasyona gireyim. Hani yapamıyorlar gerçekten de, görüyoruz yani hani. Ama diyetsiz olmuyor çünkü hani biz istediğimiz sonucu alamıyoruz. Yani hani bu hastalıkta da olsun. Bu normal sadece bölgesel incelme veya işte bütünsel bir incelmede de olsun. Diyet olmadan andülasyon sadece rahatlık verir, zindelik verir, dinçlik verir. Bazı hastalıklarda gene mesela bel ve boyun fıtığında siz geldiğiniz zaman herhangi bir diyet almadan da devam edebilirsiniz. Andülasyon hizmetinden faydalanabilirsiniz. Ama bütünsel bir incelme sağlamak istiyorsak, andülasyon terapi sisteminin yanında ekstradan bir de diyet tedavisini uygulamak gerekiyor. Onda kişinin bireysel yaşantısına uygun olarak bir diyet programı oluşturuyoruz. Evet hocam, peki diyet programının oluşturulduğunu söylediniz ama bu süreçte spor yapmanın da önemi var mı? Haftada en az 3 kez sporda istiyoruz aslında. Hani çok şey istemiyoruz. Hocam çok şey istiyorsunuz valla. Çok şey istemiyoruz aslında. Zaten yaşantımızda sporun olması gerekiyor. Evet. Şu durum olabilir. Çok yoğun çalışan danışanlarımız da oluyor. Mesela üniversitede çalışan araştırma görevlileri arkadaşlarımız, gerçekten hani inanıyoruz, özellikle evli olup bayan oldu mu gerçekten çok sıkı bir yorucu. Sıkı ve yorucu bir planları vardır. Sabahleyin 6'da ve 5'te uyanıp gece saat 1'de yatağa giren danışanlarımızı biliyorum. Ve evet, hani onlara hocam ekstradan bir spor da yapın ya da işte ne bileyim hani şuraya gidip hani günde yarım saat bir spor da yapın demek gerçekten zor. Yani bu defa hani saat 4'te kalkmalarını istemiş oluruz. 4'te kalkan, uyanan danışanlarımız da oluyor da ekstradan buradan onları tebrik ediyorum. Gerçekten çok zor bir maratonları var. Onlar olmadan da olmuyor. Öyle tabii ki. Ama spor olmalı mıdır? Spor olmalı. Haftada en az 3 kere bunun dışında spor istiyoruz. Ya andülasyon terapisi için, eğer andülasyon terapisinde çok güzel bir verim, güzel bir sonuç almak istiyorsak, özellikle incelme programlarında kesinlikle spor istiyoruz, kesinlikle diyet istiyoruz, kesinlikle su istiyoruz. Teşekkür ediyoruz hocam. Andülasyon terapisi ne sıklıkla yapılmalıdır? Andülasyon terapi sistemini biz
haftada en az 2 kez istiyoruz. Haftada 3 kere, haftada 4 kez ve hastalığın yoğunluğuna bağlı olarak haftada 5 kez aldığımız oluyor. Mesela bel ve boyun fıtığı için her gün gelen danışanlarımız da oluyor. Çünkü ağrı ya ağrı kesici alacak ya da andulasyon terapi sistemine girecek. Andulasyon terapi sistemi aynı zamanda ağrıyı da yok ettiği için her gün de kullanılabilir. Çünkü yan etkisi yok. Evet. Gerçekten herhangi bir yan etkisi, herhangi bir zararı yok. Sadece dediğim gibi kalp pili olanlar ve kemoterapi alanlar, tümör tedavisi, daha önceden tümör tedavisi olanlar ve gebeliği olanların dışında her yaşta, her kişiye uygulanabilen bir cihaz olduğu için, bir terapi sistemi olduğu için her gün bile kullanılabilir. Ama biz bir incelme programı yapacağız. Eğer çok acelesi yoksa bir beslenme programı oluşturuyoruz ve genel olarak 1 aya veya 2 aya yayıyoruz. O esnada kişi hem diyetine adapte olmuş oluyor, hem beslenmeyi öğrenmiş oluyor, vücudunu tanımış oluyor, hem de andulasyon terapisinden faydalanmış oluyor. Bu yüzden haftada 2 kez, 3 kez alıyoruz. Her seansımız yarım saat veya 45 dakika veya 15 bayağı, evet. dakika, 15 dakika olmaktadır. Ve her seansta demeyeyim ama genel olarak çok bir sıkıntısı olmayanlarda her seans için 1 santim, en az 1 santim, 2 santim sadece bir bölgeden incelme sağlıyoruz. Toplamda da bir seansta 8 ve 10 santim arası incelme sağlıyoruz. Evet, çok teşekkür ediyorum hocam. Hastalık programlarıyla zayıflama sağlanabilir mi? Sağlanabilir. Mesela bize stres protokolünü alan bir danışanımızdan biz o esnada sadece 2 seansta biz 24 santim incelme sağlamıştık. Ve bazı hastalıklarda mesela özellikle dolaşım sıkıntısı olan hastalıklarda ekstradan bütünsel bir incelme de sağlıyoruz. Yani biz hani biz demiyoruz aslında hani biz sizi sadece zayıflatacağız demiyoruz. Ama biz genel olarak hani danışanımızı seanslarımızı alacağız. Cihazı alacağız. Bu esnada hani 2 ay arası veya işte 1,5 ay arasındaki farkı gözlemlemek amacıyla da hem diyet yapıyoruz hem de andulasyon sonrasında sonucu görmek istiyoruz. Ve gerçekten hani bütünsül hani vücuttaki dolaşım sistemini hızlandırdığı için ekstradan hem zayıflama oluyor hem de daha zayıf, daha ince bir görünüm, daha sıkı bir görünüm elde etmiş oluruz. Bu arada gençleştirme ve güzelleştirme de bu esnada sağlamış oluruz. Çünkü parlak bir cilde sahip olmak için sağlıklı bir dolaşım olmalıdır. Sağlıklı bir dolaşım için de taze bir kan gerekiyor. Hücrelerin yenilenmesi gerekiyor, onarımın olması gerekiyor, kolajen üretiminin olması gerekiyor. Dediğim gibi her seansta farklı programlar uyguladığımız için aslında biz gelen danışanlarımızın hepsine bunu sunuyoruz. Evet, teşekkür ediyorum hocam. Bu sistemi konuştuk, tartıştık ama cihazları belki araştırmak isteyenler olacaktır ya da bu sistemin ne işe yaradığını araştırmak isteyenler olacaktır. Hangi cihazları kullanıyorsunuz hocam? Biz kliniğimizde geçen sene Andu Balans'la başladık. Çok güzel sonuçlar aldık. Yani hastalıkta da olsun veya bütünsel incelmede olsun, bölgesel incelmede de olsun. Çok güzel sonuçlar aldık, çok güzel ilerledik ve baktık ki bize yetmiyor. Evet. Andomedic 3 Pro ile bu sene kliniğimize onu da aldık ve bu sene onunla da devam ediyoruz. Şimdi ikisinin arasındaki fark nedir?
Andu Balans'ta 10 programımız var ve sadece 2-3 hastalıkta kullanıyoruz. Özellikle streste kullandık biz Andu Balans'ı. Uykusuzlukta kullandık. Bir de dolaşım sıkıntısı olan hastalıklarda kullandık. Şimdi zayıflamak için gelen danışanlarımıza ağrılarının yok olduğunu söyleyince biz bu defa hani biraz daha genişletelim, ofisimizi de genişletelim, evet. Halkımıza da daha geniş imkanlar sunalım diye. Çünkü Andu Balans'ta yarım saat çalıştırıyoruz, yarım saatte bekletiyoruz. Böylelikle günde sadece 6 kişi alabiliyorduk. 6 kişiden sonrası maalesef ki alamıyorduk. Bu sene daha profesyonel olan Andomedic 3 Pro'yu aldık. Onda 20 program var. 15 dakikalık seanslarla, yani Andomedic'in, Andu Balans'ın yapmış olduğu 30 dakikalık bir sonucu Andomedic 3 Pro sadece 15 dakikadan o etkiyi gösteriyor. Ve 20 farklı programı da var. Az önce bahsettiğim gibi işte vücudun lenf sistemini hızlandıran, dolaşım sistemini hızlandıran, vücuttan ödemi atan, uykusuzluk problemini engelleyen, vücuttaki varis ve selülitleri azaltan veya oluşumunu engelleyen özellikle selülit programlarımız da var. Şimdi yaz geldi, bunu söyleyeyim. Evet. Selülit güzellik ve anti-aging gençleştirme programları ve protokollerimiz de var. Bunun gibi 20 tane farklı programımız var. Ve o cihazda 20 adet motor 3 ayrı yerinde kızılötesi ışınlarla verdiğimiz ısı ve titreşimlerle beraber biz hem ağrıyı atıyoruz vücuttan, ağrıya yok diyoruz, hem kilonun azaltılmasını sağlıyoruz, hem de daha rahat bir dolaşım sağlamış oluyoruz. Bu şekilde de yani hem gençlik, hem güzellik, hem sağlık. Evet. Hem de incelme. Hepsi arda arda geliyor. Hepsi aynen arda arda geliyor. Hepsini sadece bir programda, bir protokolde sunabiliyoruz biz danışanlarımıza. Evet. Çok güzel hocam. Size ulaşmak isteyen izleyicilerimiz mutlaka vardır. Size nasıl ulaşabilirler? İş yeriniz, ofisiniz nerede ya da bir sosyal medya mecralarında sizlere ulaşmak mümkün mü? Instagram hesabımız, Facebook hesabımız var. Diyetisyen Sultan Bahadır diye Instagram hesabımız Diyetisyen Sultan Bahadır. Facebook adresimiz aynı şekilde Diyetisyen Sultan Akgül Bahadır aslında. Evet. Facebook. Oradan ulaşamazlarsa da buradan da ulaşabilirler. Tatvan'da söyleyelim hocam. Evet, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Tatvan'da ikamet ediyoruz, Cumhuriyet Caddesi'nde. Aydınlar Mahallesi'nde. Mağaza ismi söyleyeyim mi? Söylemeyin hocam. Peki. Cumhuriyet Caddesi'nde ikamet ediyoruz. Zaten yol üstü olduğu için rahatlıkla görülebilen bir yerdeyiz. Ulaşımın rahat olduğu bir yerdeyiz aynı zamanda. Teşekkür ederiz hocam. Andülasyonda kilo sınırı var mı? Maalesef ki var. Özellikle 110 kilonun üstündeki danışanlarımızı andülasyona alamıyoruz. Ne yapıyoruz peki biz 120 kilonun üstünde gelen danışanlarımıza ne yapıyoruz? Biz ilk başta bir diyet programı hazırlıyoruz. Kişiye uygun bir, kişiye özgü bir beslenme ve diyet programı oluşturuyoruz. Zayıflatıyoruz. Artık bir ay, iki ay veya genel olarak bir veya iki ay sürüyor. Zaten 120'nin üstünde olan danışanlarımızda biraz daha hızlı kilo kaybı gerçekleşiyor. Kilo fazla oldukça aslında kilo kaybı da fazla oluyor. Şimdi 50-60 kilogram da olan bir bireyle 120 ile 130 kilo arasında olan bir bireyin kilo kaybı
Aynı olmaz. Aynı değil. Evet. Şimdi onun %1'i yarım kiloyken diğer danışanımızın %1'i 2 kilogram oluyor. Ya da işte 1.2 kilogram oluyor. Haliyle haftalık olarak %1 kayıp planlarsak 120 kiloda olan bir danışanımız haftada 2 kilo bile rahatlıkla verebiliyor. Sadece bir beslenme programı, beslenme planı oluşturduğumuz zaman bir bakıyoruz ki haftada 2 kilo, 2,5 kilogram kilo veren danışanlarımız oluyor. Ha biz bunları ekstradan işte kas kaybı mı, yağ kaybı mı olduğunu tabii ki biz kesinlikle kontrol ediyoruz ofisimizde. Kas kaybının oluşmasını kesinlikle engelliyoruz. Oluşan bir kas kaybı durumunda ne yapıyoruz? Andulasyonu alıyoruz. Özellikle kolajen üretimiyle ve kasları destekleyen protokollerle andulasyonu alıyoruz. Ama genel olarak zaten hazırladığımız beslenme programlarında da yağ yakıcı ağırlıklı veriyoruz. Bir de danışanımız spor yaparsa hedefimize daha rahat ve daha hızlı ulaşabiliyoruz. Teşekkür ediyorum hocam. Yaş sınırlaması var mı? Yaş sınırlaması var mı? Andulasyonda aslında yaş sınırlaması yok ama genel olarak hani 5 yaşın altındaki çocukları almıyoruz. 5 yaşın üstünde eğer bizim istediğimiz fiziksel boyutlarda bir danışanımız varsa mesela 6-7 yaşlarında eğer istediğimiz fiziksel olgunluğa ulaşmışsa biz onu alabiliyoruz. Onun dışında herhangi bir yaş sınırlaması yoktur. İleriki yaşlarda hani yaş almış insanlarımızı da alıyoruz. Sadece eğer mesela ileriki yaşlarda bir kalp pili olabilir. Evet. Çocuk yaşta da kalp pili olabilir. Onu alamıyoruz. Ya da böbreklerde böbreklerde taş olabilir. Onları da biz doktor kontrolü olmadan kesinlikle almıyoruz. Zaten andulasyon terapisini kullananlar da genelde doktorlar ve diyetisyenler kendi kontrolü dışında kesinlikle herhangi bir yerde andulasyon evet. Cihazını kullanamazlar. Hiç kimse kullanamaz. Sadece doktorlar ve diyetisyenler diyetisyen kontrolünde kullanılabilen bir cihaz, andulasyon cihazı. Bir böbrek hastası dedim. Böbrek hastalıklarından titreşim verildiği için ve vücuttan su atıldığı için bir doktor kontrolü de istiyoruz onlardan. Ve işte doktor bunu istiyor mu? Aslında mesela bir taş varsa böbrekte aynı zamanda o taşın atılması da sağlanmış oluyor ama şimdi taşın düşmesi ağırlı bir süreç. Evet. Ve danışanlar illaki, bireyler illaki bir strese girerler. Acaba bu ağrı niye oluşuyor? Bu şekilde çünkü arkadaşlardan biz duyuyoruz, diyetisyen arkadaşlardan duyuyoruz. İşte böbreklerde taş olup da taşını düşüren danışanlarımız olduğunu söylemişlerdi. Ve miyon tedavisinde de bir arkadaşımız tekrar söylemişti. Miyon tedavisinde olumlu bir gelişmeler kat ettiğini söylemişlerdi. Onun dışında her yaştan danışan alabiliyoruz. Kiloya sadece orada bir kiloya bakıyoruz. Ve vücutta herhangi bir hastalık var mı yok mu, kalp pili var mı yok mu, gebe mi değil mi? Bir de böbrek hastaları için hassas noktamız. Onun dışında her yaştakini alıyoruz. Teşekkür ederiz hocam. İzleyicilerimizden de birkaç soru gelmiş, yöneltmek isterim. Merhabalar, iyi yayınlar. Andulasyon ile bir ayda kaç kilo verebilirim? Hocamıza sorar mısınız? Teşekkür ederim demişler. Antep'ten selamlar. Antep'e de sevgiler gönderelim buradan. Selamlarımı gönderiyorum Antep'e de. Andulasyon terapi sistemi metabolizmayı hızlandırdığı için tabii ki eğer birey diyetine gerçekten sadıksa, diyetini %90 uygulamış bir birey ise yani 6 kilogram
7 kilograma kadar kilo kaybı olabilir. Ama diyetsizse 1,5 ayda 4 kilo verebilir diyetsiz bir programda. Çünkü az önce de söylediğim gibi diyet yapmayan danışanlarımızda da biz bunu gözlemledik. Bir ay içerisinde 4 kilogram ya da 1,5 ay içerisinde 4 kilograma kadar, 4-5 kilograma kadar kilo kaybı gözlemledik. Aynı zamanda bütüncül bir sıkılaşma sağlanmış oluyor. Hani diyet yapmazsa, ama biz illaki biz istiyoruz, hani diyet olsun istiyoruz. Hani hem hedefimize biraz daha hızlı ulaşalım, hem de danışanlarımız bunu gerçekten istiyorlar. Hani biraz daha hani normal diyetle değil de biraz daha hızlı. Normal diyette biz 4 kilogramı hedefliyoruz bir ay için. Ama andulasyon terapisiyle beraber 6 kilogram, 7 kilogram. Dediğim gibi yine bireye bağlı. Eğer vücutta eşlik eden bir mesela bir insülin direnci varsa biraz daha zor oluyor bu. Evet, mutlaka. Bir 7 kilograma biz şey yapamıyoruz. 7 kilogram kaybını sağlayamıyoruz. Ama bütüncül bir incelme sağlıyoruz illaki. Teşekkür ediyorum hocam. Çok sağ olun. Merhabalar, iyi yayınlar. Ahlat'tan yazıyorum. Hocama sormak istediğim soru şu. Andulasyon kaç seansta etki eder? Andulasyonun etkisi eğer bütüncül bir sıkılaşma ise 14 seans tabii ki kişinin kilosuna evet. ve ölçümlerine göre değişir. 28, 42, 84 seans uyguladığımız danışanlarımız da oluyor. Ama bir medium bedenden small'a inmek isteyen için 14 seans ya da 20 seans yeterli olabiliyor. Ama onun üstünde large bedenden small'a inmek isteyen için en az söylüyorum. 42 seans andulasyon terapisini çok fazla girmesi gerekiyor. Evet. Aslında evet fazla ama zaten danışanlarımız oraya çok severek geliyorlar. Çünkü tamam evet bir sıkılaşma olacak ama aynı zamanda bir rahatlık da var. Aynı zamanda bir ağrının yok olması veya işte ağrının giderilmesi o cihazda mevcut. Bu yüzden hani gerçekten çok severek geliyorlar. Evet. Teşekkür ederiz hocam. Söylemek istediğiniz başka bir şey var mıydı? Andulasyon terapisi ne gelmek istiyorsanız evet. Özellikle söyleyeceğim birkaç şey olacak. Tabii ki ilave edeyim. Andulasyon terapi sistemini ilk başta dediğim gibi lenfatik sisteminde ve dolaşım sisteminde sıkıntılı olan danışanlarımız, dolaşım bozukluğu, kan dolaşım bozukluğu olan çoğu insan faydalanabilir andulasyon terapisinde. Dediğim gibi kilo limitimiz 110 kilodur. Hani 110'un üstünde olan danışanlarımıza biz biraz daha zayıflatıp o şekilde alıyoruz. Ama andulasyon sistemine, andulasyon terapisini alacaksak illaki diyet yapmak gerekiyor. Hocam ben diyetsiz devam etmek istiyorum demek istiyorsanız da eğer bir hastalık varsa alıyoruz. Ama bütüncül bir sıkılaşma için kesinlikle diyetsiz bir andulasyon maalesef ki olmuyor. Ya bu defa şey oluyor, işte Sultan Hocam biz geldik ama işte bir faydasını göremedik. Evet, faydası olmaz çünkü bütüncül programda diyet şart. Bazı danışanlarımız oluyor şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz arada. İşte şu arkadaşım geldi diyet yapmadan bir ay içerisinde çok ciddi derecede hem gençleşti, hem güzelleşti, hem de zayıfladı, inceldi. Biz de bu programdan istiyoruz. Ya hani bazı insanların metabolizması hızlıdır. Tabii ki evet. Bu da ona çok güzel geliyor. Andulasyon terapi sistemi de ona çok daha faydalı oluyor. Ve kendisi diyet yapmadan o inceliğe bir ay gibi kısa sürede ulaşabiliyor. Ama bazı danışanlarımız geliyor.
Vücutta aşırı bir ödemle geliyor. Yağlanma konusu, yağla işimiz kolay aslında. Ben bunu öyle söyleyeyim. Yağla işimiz kolay. Bizim sıkıntı çektiğimiz nokta ödem. Evet. Yani danışanlarımıza da biz yağlı bir danışanımızı hemen zayıflatabiliyoruz. Ama vücutta aşırı bir ödemi olan bir danışanımızı gerçekten hani biraz sıkıntıyla zayıflatıyoruz. Yani çok zorluklarla zayıflatabiliyoruz. Hem kendisi çok zorlanıyor hem de biz bu süreçte çok yıpranıyoruz ve sıkıntı çekiyoruz. Andulasyona gelecek olanlar en az bir 14 seansı gözden çıkartmaları gerekiyor. Biz bazen deneme amaçlı olarak 21 seans da önerdiğimiz oluyor ama kişinin vücut ölçüsüne göre, kişinin vücut analizine göre seansları değişebiliyor. Teşekkür ederim hocam. Çok özür dilerim. Bugünkü programımızın sonuna geldik maalesef ki kıymetli bilgilerinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Beni kırmayıp geldiğiniz için de ayrıca teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Son olarak sizi dinlemek isterim. Buyurun hocam. Ben çok teşekkür ederim beni burada ağırladığınız için, Duru sunumunuz için. Teşekkür ederim. Biz de sizi sürekli takip ediyoruz. Takip ettiğimiz bir sunucusunuz. Buraya geldiğimiz için çok mutluyuz. Umarım faydalı olmuştur izleyicilerimize de hocam. Kıymetli bilgileriniz bizleri bile aydınlattı. İnşallah ön görüşmeler için sayfamızdan bize yazabilirsiniz. Instagram sayfamızdan bize yazabilirsiniz. Ya da ofisimize bekleriz, kliniğimize bekleriz. Orada yüz yüze daha güzel bir şekilde size hizmet sunabiliriz. Teşekkür ederiz hocam. Çok sağ olun. Değerli izleyicilerimiz, bugünkü programımızın da sonuna geldik. Bir kusurumuz olmuşsa affola, sağlıkla kalın, hoşça kalın.